Merhaba arkadaşlar şimdi enerji kaynaklarındayız. ÖSYM'nin KPSS'de her yıl sorduğu bir alan aslında bir soruyla karşımıza çıkar. Bazı yıllar iki soru da gördük ama genelde bir soru söyleyebiliyoruz kesin olarak. Enerji kaynakları deyince aklımıza gelecek arkadaşlar? Enerji kaynakları deyince şu an kullandığımız elektrikten söz ediyoruz ya da akaryakıt diyoruz. Mesela araçlarda kullandığımız petrolden ya da konutların ısıtılmasında kullanılan doğal gazdan söz ediyoruz ya da biyokütleden söz ediyoruz ya da henüz yok ama kurulması planlanan nükleer santrallerden yani atom enerjisinden söz ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız enerji kaynakları için dersimiz başlasın arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım enerji kaynakları dediğimiz zaman öncelikle aklımıza gelen ne var? Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemeyen enerji kaynakları. Ama ben önce size burada yenilenemeyen enerji kaynaklarından söz edeceğim. Şimdi hocam yenilenebilir ya da yenilenemeyen ne demek? Bazı enerji kaynakları var. Kullandığınızda o enerji kaynağının artık miadı dolar. Hocam miadı dolar ne demek istediniz? Mesela ben kömürü kullandığım zaman yani linyitten söz ediyorum. Ya da taş kömürünü kullandığım zaman ya da petrolü kullandığım zaman, doğalgazı kullandığım zaman, asfaltiti kullandığım zaman onların belli bir rezervi var. Bir demir rezervi gibi, bakır rezervi gibi ya da mesela kromdan söz ediyorum. Krom rezervi gibi. Bunları bir kullanınca bitti mi biter arkadaşlar. Biz bunlara diyoruz ki siz tükenen enerjisiniz. Yani tükenen enerjiler aynı zamanda yenilenemeyen enerji. Yani kendi kendini yenileyemiyor. Eksileni yerine koyamıyor anlamında. Bunlar tükenir. Bunlar kirli enerji. Neden? Çünkü bunlar bitki ve hayvan kalıntılarıyla ortaya çıkan fosil yakıtlardır arkadaşlar. Hocam fosil olunca ne oluyor? Atmosferin dengesini bozar. E, dünyada ne olur? Küresel ısınmaya sebep olur. Üzerimizde bir battaniye varmış gibi atmosferin üzerini çevirir ve orası ısınır. Sonuç buzullar erir, tatlı su kaynakları azalır arkadaşlar. Biz bu yüzden bunlara diyoruz ki siz zararlı, siz kirli enerjisiniz. Sebebi ne? Fosil yakıt. Çünkü içlerinde bol miktarda tüketildiğinde karbondioksit açığa çıkar. Atmosferin üzerinde bir sera etkisi yapar sera gazları ile birlikte atmosfer ısınır. Ama artısı ne bu adamların? Bu adamların artısı bunların enerjileri sabit. Yani sen bunları kullandığın zaman bunların verdiği enerji sabit, iklime bağlı değil, kontrol bizde. Artı ben bunları istediğim yere taşıyabiliyorum. Yani taşınabilir enerjiler bunlar. Bunlar hangileri? Bunlar termik enerji olarak da adlandırdığımız yani termik santrallerde de kullandığımız mesela taş kömürü, linyit yani ÖSYM işte Türkiye'nin birçok yerinde, Anadolu'nun birçok yerinde kömür yataklarına rastlanılır dediği zaman bu cümleyi doğru kabul edeceğiz. Kömür linyitten söz ediyor anlamında. Doğalgaz, petrol, asfaltit dediğimiz e, Şırnak Silopi'de yine arkadaşlar bir tane santralimiz var orada. Geldim diğerine yenilenebilir enerjiler. Hocam yenilenebilir ne demek istiyorsunuz? Mesela bir enerjiyi kullandığınız zaman azalır doğru ama biraz süre geçince tekrar kendi yerine koyar. Mesela güneş batarsa doğar. Rüzgarlar artık esmezse ama tekrar esebilir. Akarsular yani barajlar boşalırsa tekrar da olabilir. Aynı şekilde yani kendi kendini yenileyebilen enerjilere biz ne diyoruz? Bunlar temiz enerjiler. Bunlar tükenmeyen temiz ama bunları da bir yerden bir yere taşıyamadığımız enerji grupları arasında yer alır arkadaşlar. Mesela rüzgar enerjisi doğal, temiz, kendi kendini yenileyebilir. Güneş enerjisi Jeotermal yerin altından çıkan sıcak sulardan söz ediyoruz. Fayda araziler için ya da hidroelektrik yani barajlardan ya da biyokütle yani biyomas özellikle bazı tarım ürünlerinden kanola, aspir gibi tarım ürünlerini bekletiyoruz. Ortaya çıkan enerjiyle elektrik üretiyoruz ya da akaryakıt üretiyoruz öyle söyleyeyim size. Biyo, dizel bakın biyo, 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 Ya da Çöplerden, atıklardan, hayvan dışkılarından elde edilen elektrik enerjisi anlamına gelir. Bu özellikle büyük şehirlerde de oldukça fazla. İstanbul'da, Bursa'da ya da bunun gibi Ankara'da, İzmir'de böyle enerjileri de görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ama bunların eksi olan tarafı nedir? Bunları biz bir yerden başka bir yere taşıyamıyoruz. Şimdi gelelim hemen detaylarına. Yenilenemeyen enerji kaynakları derken ne demek istiyoruz? Hocam yenilenemeyen enerji kaynakları şu. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet geldim şimdi yenilenemeyen enerji kaynaklarında acaba neler var? Şimdi değerli arkadaşlar, yenilenemeyen enerji kaynağı dediğim zaman mesela taş kömüründen söz ediyorum değil mi? Ya da linyitten söz ediyorum. Yani kömür diyorum. Ya da petrolden söz ediyorum, doğalgazdan söz ediyorum, asfaltitten söz ediyorum. Bir de petrol arıtıldıktan sonra ortaya çıkan petrol atıklarıyla Fuel oil dediğimiz bir enerji kaynağından söz ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar ben taş kömürüne başlarken ülkemizde taş kömürü nerede var? Değerli arkadaşlar ülkemizde taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Yani eski jeolojik zamanda paleozoik dönemden beri oluşmuş o dönemin arazilerinde çıkarılıyor anlamında söylüyorum. Bunlar en eski jeolojik zamanlardan günümüze kadar gelen arazilerde çıkarılır. Yani biraz daha masif sahalarını gözlemliyorum ama her masif sahasında taş kömürü var diyemiyorum. Zonguldak'ta, Kozlu'da ben bu enerji kaynağını oldukça görebiliyorum. Ha yeterli mi, çok mu, bol değil ama var mı Türkiye'de? Var. Peki biz taş kömürünü nerelerde kullanıyoruz? Taş kömürü demir çelik fabrikalarında yani Karabük, Ereğli demir çelik fabrikalarında nerede kullanılır? Enerjide kullanılır. Bakın lütfen dikkat ham madde demiyoruz. Çünkü demiri eriten enerji kaynağı taş kömürü. Ben demiri taş kömürüyle eritirim, su haline getiririm. Ona göre kalıba dökerim. Demirden nasıl bir şekil çıkaracaksam işte o demiri su gibi eriten enerji kaynağının adı taş kömürü. O zaman diyoruz ki enerji olarak oldukça güçlü. Tamam. Demir çelikte enerji kaynağı olarak kullanılır. Peki elektrik üretiliyor mu? Üretiliyor. Zonguldak'a giderseniz Çatal Ağzı Termik Santrali'ni unutmayın. Aman Allah'ım çok önemli. Zonguldak Çatal Ağzı Termik Santrali Türkiye'de taş kömürüyle elektrik üreten bir yer. Yine devam ettiğimde Adana Su Gözü'nde aynı şekilde ithal taş kömürüyle. Hocam Adana'da taş kömürü mü var çıkarılır demiyorum. İthal taş kömürüyle burada da elektrik üretilir. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bunlar kirliydi değil mi? Sizce havayı daha fazla kirleten taş kömürüdür desem acaba doğru mudur? Bunların arasında en kirlisi desem doğru mudur? Çünkü bazı sorularda ya da bazı arkadaşlarım bana üzerinden de yazıyorlar. Hocam taş kömürü daha kirli olmaz mı? İşte enerjisi fazla ya. Demek ki işte karbon salınımı karbondioksit salınımı daha fazla falan. Aman demiyoruz. Bunların arasında en kirli olan venitim. Bakın hepsi kirli ama en kirlisi lignit. Onun için taş kömürünü anlatırken tam öyle aklıma geldi şimdi söylüyorum. En kirlisi taş kömürü değil. Aman dikkat. Taş kömürü bize yeter mi hocam? Bize yetmez taş kömürü dışarıdan alırız. Taş kömürü konutlarda ısıtmada da kullanılır mı? Evet kullanılır ama çok fazla değil. Yani sen kalorisi çok yüksek olan birinci sınıf taş kömürünü sobaya atarsanız Soba kendini bırakır, eriyip kapının altından geçer gider. Şaka mı? Gerçekten değil. Yani birinci sınıf bol güç, güçlü kalorili, güçlü kalorili bir taş kömürünü doğrudan konutlarda kullanamam. Konutlarda kullanılan türleri de var dedik. Geldim Linite. Linite geldiğim zaman ÖSYM sorularda Anadolu'da kömür yataklarının yaygın olmasından söz ediyor. O zaman ben Linite kömür yatakları da diyebilirim. Yani kömür de doğrudan diyebilirim. Ve Anadolu için çok önemli bir enerji kaynağı. Çünkü bizde bu 3. Jeolojik zamanda oluşmuş. E Anadolu'da zaten oluşumunu daha çoğunlukla tersiyer zaman diye ifade ettiğimiz 3. Jeolojik zamanda meydana gelmesinden ötürü bizde bol. Termik santralleri de çok fazla kullanıyoruz ve Türkiye'de rezerv olarak Doğu Anadolu ve Ege bölgesinde oldukça fazla ama Ege'de Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Manisa, Soma, Yine Muğla yatağın çevresini düşündüğümüz zaman Ege'de rezervlerin biraz daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelin şunlara bakalım arkadaşlar. Santraller diyorum. Şimdi santral dediğimiz ne? Ben nerelerde ben nerelerde bunu yakıp enerjiye çevirebiliyorum? Bakın en büyüklerinden bahsediyorum size. Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Manisa Soma, Ankara Çayırhan, Kütahya Seyit Ömer, Kütahya Tunç Bilek, Gat, Muğla Kemerköy, Muğla Yatan, Sivas Kangal, Adana Tufanbeyli, Bursa Orhaneli. Hocam yeter diyeceksiniz. Yeter ama Linyit'te gerçekten soru geliyor. Ben Linyit'i çok önemsiyorum. ÖSYM'nin bize sorduğu en önemli sorular arasında bu. Linyit'in bize neyini sorar çok kirli olduğunu sorar, çok yaygın olduğunu sorar, bize yetmediğini ithal ettiğimizi sorar. Hocam nasıl yetmiyor her yerde olan bir şey nasıl yetmez? Bizde linyit fazla evet doğru ama bir handikap var. Anadolu'ya baktığınız zaman linyit bir yerde toplanmamış parça parça örnek veriyorum 5 ton orada 10 ton orada, 17 ton orada, 8 ton orada, 7 ton orada derken e rezervler parçalı oldu. Rezervler parçalı olunca ben her yere santral kuramam. Çünkü her yere santral kurduğum zaman doğrudan ne olacak arkadaşlar? Harcı borcunu ödemez. Bir de bizim nitdemirimizin kaliteleri nispeten düşük. Ondan dolayı ne diyoruz? Biz linyeti ithal ediyoruz arkadaşlar. İthal dikkat dikkat. Hocam niye ithal Çünkü rezervleri dağınık ve kaliteleri düşük. Rezervler dağınık, kaliteler düşük. Bu yüzden dışarıdan da alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Linyitten biz en fazla tabii ki termik santrallerde de kullanıyoruz ve konutların ısıtılmasında da kullanıyoruz. Yani bizim evde yaktığımız sobalarda kömür aldık bu kış yetmedi. Çok kömür yandı. Kömür aldım, kömür almadım. Kömür fiyatları arttı deyince o kömürden kastımız işte bu. Onun adı linyit. Ama Türkiye'nin kömürle elektrik üretimi deyince linyit de işin içine giriyor. Kömür grubu içerisinde linyit de hem taş kömürü hem linyit. Yani o zaman her kömür, her kömür kesinlikle taş kömürüdür diyemiyorum. Kömür genel adı. Ama linyite biz genel anlamıyla kömür de diyoruz. Haberiniz olsun. Yani kömür grubu içerisinde arkadaşlar. Evet geldim petrole. Şimdi arkadaşlar petrole geldiğim zaman bakın lütfen dikkat. Petrolde ülkemizde petrolün %100'e yakını Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. Bakın, farklı yerlerde de petrol var ama çıkarılmıyor. Rezervler az olduğu için kurtarmıyor. Maliyet durumu var yani. Ama çıkarımın %99.9'u şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde diye kabul edeceğiz. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'de ilk petrol çıkarılan yer sene 1940. Batman'da Raman Dağı'nda çıkarıldığını lütfen bilelim. Bizde petrolün ilk çıkarıldığı yer Batman. Nokta Raman Dağı. Peki bizdeki petrol toplam ihtiyacımızın yüzde kaçını karşılar? Bu çok önemli. Yüzde altısını karşılar. Bizim petrolümüz bizim yüzde altımızı karşılar. E maalesef ihtiyacı karşılamıyoruz ve dışarıdan almak durumundayız. Yani petrol boru hatlarıyla birlikte dışarıdan alıyoruz. Ve Türkiye'nin dış ticaretinde açık vermesinin ana sebebi, temel sebebi akaryakıtı dışarıdan almamız. Yani Türkiye'nin dış ticaretinde açık vermesinin ana sebeplerinden bir tanesi hangisi? Petrol ve doğalgazın dışarıdan alınması arkadaşlar. Evet geldim şimdi çıkarım alanlarına. Nerelerde çıkarılır? Batman, Raman, Garzan bölgesi. Neymiş? Batman, Raman Garzan, Adıyaman Kahta. Allah'ım, Adıyaman Kahta. Siirt Kurtalan. Siirt Kurtalan dikkat ve Diyarbakır'da çıkarılır. O zaman bir daha Batman Raman Garzan. Adıyaman Kahta. Siirt Kurtalan ve Diyarbakır'da petrol çıkarılır. O zaman bir parantez açtım. Parantezin içine şunu yazacağım. Güneydoğu Anadolu bölgesi aşağıdaki alanların hangisinde Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunur derse cevap petrol çıkarımı. Bitti. Güneydoğu Türkiye'nin ekonomisinde nerede yıldızdır? Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Petrol çıkarımı noktasında. Ve zaten şöyle %6 hocam çok az ama bizim zaten petrole verdiğimiz para çok çok fazla. O %6 aslında çok çok değerli altın gibi elmas gibi düşünebilirsiniz. Biz dışarıdan Irak'tan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan ve İran'dan petrolü alıyoruz arkadaşlar. Aman Gürcistan'dan almıyoruz sakın ha. E, Gürcistan'dan şundan dolayı hocam Bakü Tiflis Ceyhan hattı var. İşte Bakü Azerbaycan Tiflis, Gürcistan oradan Ceyhan'a gelir. Ama biz neden Tiflis'e gidiyoruz biliyor musunuz orada? Gürcistan'dan aldığımız için değil. Arada Ermenistan var. Ermenistan'la siyasi sorunlarımızdan dolayı yolu biraz uzatıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Şurası Bakü ise, şurası Tiflis ise, şurası Adana Ceyhansa normalde şöyle direkt gelmesi lazım. Doğru mu? Ama biz nasıl yapıyoruz mesela? Biz şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Çünkü şu arada Ermenistan var. Onun için geçemediğiniz için Oradan yolu uzatıyoruz. Bu yüzden biz Gürcistan'dan petrol almıyoruz. Aman dikkat dedim arkadaşlar. Peki şimdi burayı hallettikten sonra geldim doğal gazımıza. Hocam doğal gaz nerelerde var? Doğal gazın çıkarım alanlarına baktığımız zaman gerçekten bu biraz daha üzücü bir şey. Toplam doğal gaz çıkarımımız Türkiye'nin toplam ihtiyacının kullandığı doğal gazın yaklaşık değerlerde %0. Altısını karşılar. Hocam çok az değil mi? Gerçekten çok az. Yüzde 0.6'sını karşılar. Zorladım. Yüzde birini karşılar. Ama yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Nerelerde çıkarılır? Doğalgaz çıkarım alanlarına geldiğimiz zaman. Doğalgaz biz hamsi diye kabaca şifreledik. Hamsi. Kırklareli Hamitabat. Kırklareli Hamitabat. Düzce Akçakoca. Düzce Akçakoca 2006'da bulunmuştu ve çıkarım devam etti. Mardin Çamurlu ve Siirt artı Tekirdağ Hayrabolu. Buralarda doğalgaz çıkarımı var. Bir daha bakalım lütfen. Lütfen bir daha doğalgaz çıkarım alanlarına bakıyoruz. Kırklareli Hamitabat, Düzce Akçakoca, Mardin Çamurlu, Siirt ve Tekirdağ Hayra Bolu'da doğalgaz çıkarımları var arkadaşlar bize yetmiyor. Peki hocam biz doğalgazı nerelerde işliyoruz? Nerede santrale çeviriyoruz? Eskiden çok basit bir şifremiz vardı. Hep bunu kullanırdık böyle kolay öğrenilsin diye ama ÖSYM sonra bir soru sordu. Herkesin devri döndü. Hocam niye? Doğalgazla biz elektrik üretiyoruz biliyorsunuz. Hatta çoğu yılda bizim en çok elektrik ürettiğimiz kaynak doğalgaz oluyor mesela. Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar dikkat doğal elektrik üreten santrallere baktım Ova Akça Bursa Hamitabat Kırklareli Ambarlı İstanbul ve büyük şehirlerde hocam nasıl bileceğim bir kere Oha dedik Oha'da ne var Ova Akça Bursa Hamitabat Kırklareli Ambarlı İstanbul bunların arasında doğal gazın hem çıkarıldığı hem de enerjiye dönüştürüldüğü yer neresi derse neresi cevap Hamitabat 40 dedi. Hem çıkarılır hem elektriğe dönüştürülür. Ama bunlar değil sadece. Türkiye'de gerçekten 50'nin üzerinde irili ufaklı doğalgaz santrali var. Siz büyük şehirleri alacaksınız. İstanbul'u alacaksınız, Bursa'yı alacaksınız, İzmir'i alacaksınız, Van'ı alacaksınız, büyük şehirlerde var diyoruz. ÖSYM bana burada var mı yok mu diye sormuyor genelde. Siz OHA'yı bilin. Onun dışında büyük şehirlerde de kurulduğunu bilmeniz bu bilgi sizin için yeterli olur. Ama ana yerler bunlar. Şimdi o kadar çoğaldı ki bunlar. Dolayısıyla artık yani bunun e, sorulma şekli değişti tabii ki yani her yerde var. Yani İstanbul'da birkaç noktada var. Düşünsenize İzmir'de var, Ankara'da var. Bu yüzden biz ana yerlerden söz ettik. Bir de büyük şehirler, aklınıza gelen büyük şehirlerde var diyeceğiz, olayı bitireceğiz. Şimdi bizim doğalgaz depomuz nerede? Silivri'de doğalgaz depomuz var arkadaşlar. Silivri'de. Bir de Tuz Gölü'nün altında. Gölün altında. Anadolu'nun ortasında nispeten güvenli, nispeten merkezlere yakın artı deprem riski az olan bir yer. Neden Tuz Gölü'nde depomuz var? Tuz Gölü'nün altına yakınlarında depolarımız devam ediyor şu anda. Neden? Hem ulaşım merkezi Ankara'ya yakınlık güvenli bir yer. Artı deprem riskinin az olması da önemli. Silivri'yi de unutmadık. Peki Türkiye'de petrol depomuz nerede? Bizim petrollerimizin yani dışarıdan aldığımız petrollerin toplandığı yer petrol depomuzda şöyle yazıyorum size petrol depomuzda Adana yumurtalık diyeceksiniz arkadaşlar. Adana yumurtalık. Adana yumurtalık. Biz size boru hatlarını anlatırken diyeceğiz ki arkadaşlar boru hatları Adana'ya taraf giderse hatırlayın işte Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı. Ceyhan, Adana. Genelde orada biriktirilir. Yani bizim petrol depomuz Adana yumurtalık. Adana yumurtalık petrol depomuz, doğalgaz depomuzda Silivri ve Tuzgölü. İrili ufaklı çok depomuz var ama bu iki depo oldukça hacimli depolar arasında arkadaşlar. Evet geldim asfalt işte. Asfalt ne arkadaşlar? Ya petrolün biraz daha katılaşmış hali öyle düşünün. Petrol biraz daha hava temasa girdiğinde içinde petrolvari mineraller var. Ve biz sınavlarda petrole, doğalgaza mineral yakıtlar da diyoruz zaten. Bu yüzden bakın diyoruz ki katı petrol olarak da tanımlanabilir. Şırnak silopide çıkarılır ve orada enerjiye dönüştürülür. Ve burada enerjiye dönüştürülür. Adı asfaltit. Tamam mıdır? Şırnak silopi. Fuel oil de arkadaşlar normal petrol atıklarıyla birlikte Van'da, Artvin'de, İzmir'de yapılan bir sistem. Ya bunların hepsinde sistem şu. Bunları yakıyoruz. Su kazanları var, o su kazanını ısıtıyor, ısıtınca buhar sıkışıyor ve tribünleri çeviriyor. Petrol yandı 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 döndü, tribünler döndü, elektrik üretildi. Olayın mantığı budur. Aman dikkat diyorum arkadaşlar. Sınavlarda bunlar kesinlikle karşımıza öyle ya da böyle çıkar. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi bu kısmı hallettik. Bu kısmımız ne arkadaşlar? yenilenemeyen enerji kaynaklarıydı. Mineral yakıtları olarak bunlar karşımıza çıkardı. Şimdi geldim şurada petrol rafinerilerimize. Hocam petrol rafinerisi dediğimiz nedir? Bakın petrol rafinerisi şu. Biz dışarıdan petrol alıyoruz ama ham petrol alıyoruz. Burada dönüştürüyoruz daha ucuza gelsin diye. Düşünün ki sana size 100 ton salça lazım. Siz bu 100 ton salçayı direkt salça olarak alırsanız pahalıya gelir. Ama onun yerine daha düşük maliyette domates alırsanız, kendiniz salça yaparsanız daha ucuza getirirsiniz. Onun için biz dışarıdan ham petrolü alıyoruz. Bakın İzmit İpraş'ta, İzmir Ali Ağa'da, Kırıkkale Orta Anadolu'da, Mersin Ataş'ta. Çok küçük bir şekilde kullanılır artık burası depo gibi ama Batman, Batman rafinerisinde kullanıyoruz ve dönüştürerek kullanılabilir hale getiriyoruz. Yani arıtma yapıyoruz, daha saf hale getiriyoruz. O zaman diyorum ki İzmit İplaş Rafinerisi, İzmir Ali Ağa Rafinerisi, Mersin Ataş Rafinerisi depo olarak kullanılsa bile bunların buralara kurulmasının ana sebebi nedir derse diyeceksiniz ki ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki buralarda ulaşım yani limandan dolayı kurulmuştur. Bir de tüketici tüketim merkezlerine yakın olması. Kırklar elinde kurulmasının sebebi ne derse bu da merkezi bir nokta, güvenlikli bir nokta, başkente yakın. Batman'da kurulmasının sebebi ise ana sebep petrolün çıkarılması. O da ham madde diyeceğiz arkadaşlar. En büyük rafinerimiz, en fazla üretim yapan rafinerimiz İzmir Ali Ağa rafinerisi. En küçük rafinerimiz Batman Rafinerisi. Yine İzmir Star Rafinerisi var. İzmir Star Rafinerisi özel bir rafineri. Bu da Azeri yatırımcı tarafından yapıldı aslında. Mersin Ataş Rafinerisi daha çok petrol deposu olarak kullanılıyor. Genelde şunları söylemekte fayda var. Rafinerilerin birçoğu, rafinerilerin birçoğu kıyılarda kuruldu. Neden? Çünkü biz daha önceden ham petrolü gemilerle alıyorduk. Şimdi birçoğunu belki hatta birçoğu değil ama dönem dönem değişiyor. Boru hatlarıyla da alıyoruz ama Gemiler yardımıyla aldığımız için limanlara kurarsak taşınması daha kolay olur diye genelde kıyılar tercih edilmiş arkadaşlar. Geldim termik santrallere şöyle bir haritada bakın. Ter buradaki amacımız şu. Kömürden bahsediyoruz. Yani kömürden kastımız da genelde yani içinde çoğu zaten lignit oluyor ama ne kadar yaygın olduğunu görün diye bu haritayı buraya açtım. Rakamların çok bir önemi yok. Ama genel anlamıyla şunu söylemek istedim size. ya yani Türkiye 3. jeolojik zamanda oluştuğu için linyitten kaynaklı olarak çok geniş alanlarda. Ama taş kömüründe tabi sağda solda yine ufak tefek görebiliyoruz. Özellikle Zonguldak'ta, Çatal Ağzı'nda ve artı Adana Su Gözü'nde görebiliyoruz. Oldukça yaygın linyitten sözüyordum. Yaygın olan tabii ki linyit değerli arkadaşlarımız. Doğalgaza baktığımız zaman bakın doğalgazda da en büyük olanı Yine İzmir çevresinde çok fazla ama en büyük üretim alanı İzmit Gebze yakınlarında görebiliyorsunuz. Doğalgaz o kadar yaygın ki bakın çok çok yaygın ve sadece %0.6'sı yerlidir. Bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Tamam mıdır? Problem yok herhalde. Şimdilik bu dersimizin sonuna geldik. Yenilenemeyen enerji kaynaklarını bitirmiş olduk. Diğer dersimizde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla devam edeceğiz arkadaşlar herkese iyi çalışmalar